Bizim 31 yıl öncesi çok böyle canlı ve acar gazetecilerden sayılıyorduk biz. Doğanlar köyünde bir muhtar abimiz vardı. Dedi ki ya bizim orada bir şehitliğimiz var. Çok garip, bir gel de bir gör. Zafer haftası bize tahsis edilen araba ve araç vardı. Biz oraya gittik. Gittik bir gördük ki Doğanlar köyünün hemen hemen 5 kilometre ötesinde ondan sonra Dede Sivrisi'nin eteklerinde bir şehitlik var. Garip mi? Garip bir şehitlik hakikaten. Baktık orayı, fotoğrafladık, resimledik. Resimledikten sonra o zamanki Afyonumuzun yerel gazetelerinden Türkiye'nin gazetesinde şöyle bir manşet atarak yazmıştık. Demiştik ki zafer bayramlarında mahzun kalan şehitlik ve detayını yazmıştık. Detayını yazdıktan sonra bir de burayı araştırmıştık. Nedir, ne değildir? Aa, bir baktık ki Giresun ve Karadeniz gönüllü alaylarının Topal Osman komutasında Kurtuluş Savaşı'nda müthiş bir mücadele verdiği bir alan ve bu alanda binlerce Karadeniz uşağının şehit düştüğünü gördük. Araştırmalar 195 bin kişilik ordu zor zahmet bir araya getiriliyor. Ama Karadeniz uşağı vatan, millet, devlet, din, iman derdine bıçağını, silahını kuşanan Afyon cephelerine, Doğanlar cephesine 8-10 bin kişilik kuvvetle oraya toplanıyor. Bunlar zorlanmadan geliyor buraya. Büyük taarruz 1922 saat 5.30'da topların patladığında bir bakıyoruz. O Karadeniz aslanları Yunan alaylarının canını ot tıkıyor. Çok şehit veriliyor. E peki sonra ne oluyor? İzmir'e kadar kovalanıyor düşman, dökülüyor orada. Ondan sonra onların içerisinde 15 kişi geliyor. Bu 15 kişi 14 tane şehit düşüyor, bir kişi sağ. O bir kişi Ahmet Halis Asar. Arkadaşlarını oraya defnediyor. Definden sonra her böyle zafer haftalarında buraya geliyor. O gördüğümüz çanları, o gördüğümüz efendim böyle mezarlarını düzene sokuyor. Orada misafir oluyor. Hem Çalışlar köyünde hem efendim Doğanlar köyünde o köylerimiz böyle baş üstünde tutuyorlar bu Halis, Gazi Halis amcamızı. Diyor ki ailesine Hacı Ahmet Halis Asar, ben öldükten sonra beni getirin bu silah arkadaşlarımın, şehitlerin yanına defnedin diyor. Hak vaki oluyor. Nihayetinde ne oluyor? Ailesi getiriyor Ahmet Halis Asar'ı silah arkadaşlarının yanına defnediyorlar. İşte ondan sonra, definden sonra 10 sene sonra, 15 sene sonra biz orayı ortaya çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra şükürler olsun bize Rabbim nasip etti orayı. Yani yazmayı, çizmeyi, ortaya çıkarmayı bize nasip etti. Ne oldu? Bu gördüğümüz, şimdiki gördüğümüz şehitlik, Afyon'da hakiki şehitlik de burasıdır. Efendim 30 yıl önce siz buraya Giresunlar şehitliğine gelmiştiniz. Sizinle biz burada tanıştık sevgili İsmail abi. O tanışma neticesinde biz hatta o zamanlar şunu söylemiştim. Ne olur İsmail abi siz belgesel programa yönelin ve bizim bir teşviğimiz olmuştu size. Allah'a şükürler olsun. Milli ve manevi bizden olan her türlü değeri TGRT ekranlarına sizler taşıyorsunuz. Bizim unutulmuş olan mekhuremizi, değerlerimizi hem milletin, hem vatandaşın, hem ülkemizin, hem çoluk çocuğumuzun nazarına vererek çok güzel programlar yapıyorsunuz. Gizli kalmış hazine niteliğindeki o güzel programlarla biz meseleyi sizin sayenizde öğrenmiş oluyoruz sevgili İsmail abi.